Çok iyi geçti bana, tam tatil oldu. İyi ki geldi diyorum ben bazen. Bazen kendi maskemi arabamın içinde de unutuyorum. Evin içinde de bazen hanım diyor ki bana maskeyi çıkart. İyi geçti Allah'a şükür. Kendimize dikkat ettik. 2 yıldır devam eden pandemi sürecinde hangi alışkanlıklarımızı değiştirdik, hangi alışkanlıklarımızı yeni kazandık? Bize Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Psikolojik olarak bayağı bir zor geçti. Kapandık falan, bayağı zorlandık. Peki atlattınız mı? Geçirdik evet, ilk zamanları. Bilmeyerek geçirdik. O güzel. Süreç nasıldı peki? Sıkıcıydı biraz çünkü kapandık evlere. Ama çok şükür güzel geçti. Atlattık yani. Peki yeni kazandığınız alışkanlıklar oldu mu? Yani Covid-19'un bir artısı oldu mu size? Tabii ki. Ellerimizi daha fazla yıkıyoruz dezenfektanla. Dikkat ediyoruz. Maskeleri takıyoruz. Öyle. Aile bağları daha çok kuvvetleniyor. Tabii ki çocuklara daha çok vakit var. Ondan sonra daha çok araştırıyoruz. Sağlık söz konusu olunca haliyle. İşte kitap okuma vesaire, bu gibi şeyler, oyunlar daha çok gelişti aile arası. Komşuculuk biraz uzaklaşınca, arkadaşlık biraz görüşemeyince haliyle insanlar bunları aramaya, yani kendimize döndük galiba. O yüzden yani o içimizdeki güzellikler ortaya çıktı bence. Yine de herkese sabırlar. Vallahi pandemi çok zor geçti tabii ki. Zor geçti yani. Ben atlatmadım da. Kronik hastasıyım aslında. Böbrek yetmezi var bende. Üçünü de vurdum aşının. Tabii ki uyacağız yani. Devletimiz bir şey çıkartmışsa ona uyma zorundayız. Aşılar vurdum ben. Tabii ki zor geçti. Esnaf arkadaşlar için, bizim için çok zor geçti yani, gerçekten yani. Peki Covid atlatan oldu mu çevrenizde? Oldu tabii, benim kardeşim atlattı. Nasıl geçti o süreç? Yani biz de bir hafta kaldık yani, zor geçti gerçekten yani. Ya ama bunu hep beraber atlatmamız lazım. İnsanlarımız biraz daha duyarlı olması lazım ya. Peki kazandığınız yeni bir alışkanlık oldu mu? Yani Covid-19'un artıları oldu mu sizde? Yok, zaten kişisel temizliğimizi zaten yapıyorduk yani. Zaten kişisel temizliğimizi zaten Covid olsun olmasın yani. Ona bakmak zorundayız elimizi, kişisel temizliğimize. Çünkü bakmak zorundayız. Şu toplumda yaşıyoruz. Ya ne diyeyim yani, onu uymamız lazım, hep beraber atlatmamız lazım devlet olarak, millet olarak. Şu anda bir sıkıntım yok. 4 tane ben aşımı yaptırdım. Kendimi gayet koruyorum. Topluma hiç girmiyorum. Elimden geldiği kadar bahçem var, bahçeme devam ediyorum. Peki korunduğunuzu söylediniz. Covid atlattınız mı? Nasıl? Korunduğunuzu söylediniz. Covid atlattınız mı? Yok, hayır. Peki çevrenizde atlatan oldu mu? Kızım oldu, o atlattı. Peki nasıl geçirdi o Covid sürecini? 12 gün bir evde geçirme süresi oldu. Onu da atlattı şükür. Başka da sıkıntımız olmadı. Peki pandemi öncesinde bunu yapıyordum, şimdi yapamıyorum diyebiliyor musunuz bir şey için? Hayır, yine aynısını devam ediyoruz yani. Hayatınıza normal devam ediyorsun. Tabii. Evden dışarı çıkmadım. İyidir ya. Peki Covid atlattınız mı? Yok. Dikkat ettiniz o zaman. Dikkat ettik. Tabii. Peki çevrenizde atlatan oldu mu? Var. Nasıl geçti onlar Covid? Yalnız bizim evde değil, başka yerde. Annem. Nasıl atlattılar peki, zor muydu? Yok, kolay geçti. Hafif atlattılar. Peki pandemi öncesinde bunu yapıyordum, şimdi yapmıyorum dediğiniz bir şey var mı? Yok. Hayatınıza aynı devam etti. Aynı devam etti. Zorlu geçti. Gerek psikolojik, gerek fiziksel olarak da atlattık zaten. Zordu yani. Peki Covid'e yakalandınız mı? Evet. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yakalanmıştık. Daha sonra şükür. Ama şu an çevremizde de bayağı duyuyoruz. Gene var yani. Peki o süreci anlatabilir misiniz? Nasıl geçti? Psikolojik olarak daha zordu. Hani çok ağır atlatmadık ama psikolojik olarak daha düştük yani. Ama hissettik yani. Ama zor değildi yani bizim açımızdan. Peki pandemiden önce yaptığınız bir alışkanlığı şimdi yapamadığınız oluyor mu? Mesela rahat rahat bir yerlere gidip gelemiyoruz. Daha sınırlı gittiğimiz yerler. Eskiden hani daha sosyal şeylerimizi arıyoruz tabii ki. Peki bir artısı oldu mu bu pandemi döneminin? Vallahi artısı da daha çok evde vakit geçirdik ailece. O oldu herhalde.
İyi geçti. Evde durduk, bir yere çıkmadık. Pandemi de gelmedi, hastalık gelmedi. Geçirmedik hastalığı. Peki çevrenizde pandemi, yani Covid'i atlatan biri var mı? Çevremizde yok öyle kimse. Akrabalarımız vardı. Bir kişi öldü. Cenazesi vardı onların. Ankara'da öldüler. Başka da burada kimse olmadı öyle. Peki pandemiden önce şunu yapıyordum, şimdi yapamıyorum dediğiniz bir şey var mı? Hiç de bir şey yapamıyorum. Bir gezmeye çıkmadık. Evde oturduk öyle devamlı olarak. Ondan sonra da yine aynı geziyoruz şimdi. Açıldı her taraf. Değişmedi bir şey diyorsunuz. Bir şey. Değişmedi. İyi. İyi geçti Allah'a şükür. Kendimize dikkat ettik. Ağzımızı açmadık. Öyle gidip gezmedik çok. Hasta olanların yanına varmadık. Peki çevrenize Covid atlatan birileri var mı? Vardı vardı evet. Peki nasıl atlattılar? Çoğu öldü, çoğu böyle aşı yapılanlar düzeldi. Peki pandemiden önce yaptığınız alışkanlıklar devam etti mi? Ne gibi yani? Yani pandemiden önce mesela çok geziyordum ama şu an gezemiyorum diyor musun? Evet, yani gezdik de dikkat ettik kendimize. Öyle çok gezmedik. Peki başka bir şey değişti mi? Yok, değişmedi öyle bizde, Allah'a şükürler olsun. Peki pandeminin artısı oldu mu sizde? Böyle bir şey aşı olduğumuz zaman oldu biraz. Vallahi ben var ya yurt dışındaydım. Hep evdeydik, bir yere gitmedik. Buraya geldik, kaçtım. Başka bir şey yapmadım. Peki Covid atlattınız mı? Atlatmışım haberim olmayarak. Hiç haberim olmamış. Yani zorlanmadım. Yok, zorlanmadım. Orada kan grubundan, kan grubumdan çıktı Almanya'da. Peki çevrenizde Covid atlatan? Gelinim atlattı. Nasıl bir süreç? Gelinim çok zor atlattı ama. Mesela şey yaptı, hastanelik oldu. Peki pandemiden önce yaptığınız alışkanlıklardan hangilerini şu an yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz? Vallahi aynı devam ediyor alışkanlığımız. Hiçbir şeyimiz şey yok yani. Değişmedi. Değişmedi. Peki Covid'in olumlu yanları var mı? Şey yap, bilmediğim için ben anlamadım. Ama gelinim atlattığı için çok zor anne dedi. Gelinim atlattı. Ben bilmeyerek atlatmışım. Çok kısıtlı geçti. Evden dışarı çıkamadık yani. Aslında çok iyi oldu bir yönden de yani. Şimdi herkes hasta. Dışarıda millet, herkes hasta şimdi. Peki Covid atlattınız mı? Atlattım. Nasıl geçti? Normal. Ben aşı vurdurduğum için. 3 tane aşı vurdurdum. Peki çevrenize zor atlatan oldu mu? Var. Evet, çok. Onlar sigara falan içenler biraz daha tabii zor atlattı yani. Bende öyle bir şey yok. Ben çok dikkat ederim buna. Maske, mesafe, temizlik. Ben hayatta şu maskeyi çıkartmam. Bazen kendi maskemi arabamın içinde de unutuyorum. Evin içinde de bazen hanım diyor ki bana maskeyi çıkart. O derecede çok şükür iyi geçiyor. Daha ne diyebilirim? Atlatmadınız yani. Yok, çok şükür atlatmadım. Çünkü aşılarım zamanında yaptırdım. Kahvelere gidip okey oynamam. Kalabalık ortama fazla girmem. Dezenfektemi evime alır, evde kullanırım. Böyle yani. Çok şükür iyi geçiyor. Ama dikkat edersek çok iyi. Peki pandemiden önce yaptığınız alışkanlıklar ve pandemiden sonra yeni kazandığınız alışkanlıklar? Ben aşırı kuralcıyım. Ben 11 sene oldu yurt dışından geldim. 35 sene yurt dışında kaldım. Pandemiden önce ne yapıyorduysam, kuralcıysam aynı kuralcılığımı devam ettiriyorum yani ben. Çok dikkat ederim. Titiz adam, dikkat ederim ya. Olay bu. Çok dikkat ederim ben. Peki Covid'in bir artısı oldu mu size? Yani yeni bir alışkanlık kazandırdı mı? Artısı, ben sporu çok seven adamdım. Spora gidemedim 2 sene. 88'e inmiştim. Biraz 90'ın üzerine çıktı. Şu anda yine spora gidiyorum. Ya işte bazı arkadaşlarımla buluşamıyorum. Yurt dışından gelen arkadaşlarım oluyor. Onlara kucaklamak istiyorum. Kucaklayamıyorum. Biz toplum olarak kucaklaşmayı seven insanız. İşte onları yapamıyoruz bu pandemiden dolayı. Bunlar yani. Çok iyi geçti. Bana tam tatil oldu. Ve sen neler yaptınız? Evimle ilgilendim. Bahçeli evde oturuyordum. Bahçenin keyfini sürdüm. Yani 200 yıl çünkü sabah akşam gece gündüz 24 saat çalışan bir insanız. Tam bir tatil dediğim ben size. Yani Covid'in artılarını yaşadınız. Evet. Çok çok hem de. Düşünmediğim kadar. İyi ki geldi diyorum ben bazen. Peki pandemiyle birlikte nasıl alışkanlıklar kazandınız? Zaten programlı bir insandım. O programın pandemi sürecinde daha iyi olduğuna, daha güzel olduğunu şey yaptım. Bana yani artısı oldu, eksisi olmadı.